Kadınların karar mekanizmalarında daha etkin rol alabilmesi için ne gibi çalışmalar planlıyorsunuz? Kadınların siyasette, sadece siyasette değil tabii yani, pek çok alanda karar mekanizmalarına katılmaları elbette yani önce kadınların okuması, kız çocukların okuması, onlara ciddi olanaklar sağlanması artı siyasete ilgi duyduktan sonra da kadınlar eğer siyasette iyi bir yer almak istiyorlarsa siyaset kurumunu çok iyi sorgulamaları gerekir. Sorgulamayla beraber çözümler de üretmesi gerekiyor. Malum bizim %33 cinsiyet kotamız var. Parti içinde bunu uyguluyoruz ama asıl kadınların mücadele edecekleri alan bu %33 cinsiyet kotasının siyasal partiler yasasına da girmesi. Eğer oraya girdiği zaman bütün siyasal partiler doğal olarak cinsiyet kotasını en azından %33, hatta daha ileriye gitmek gerekirse %50'lik bir cinsiyet kotasını zorunlu kılabilirsiniz. Eğer kadınlar gerçekten siyaset üzerine baskı kurar ve bu konuda önemli adımlar atarlarsa. Yönetildiğimiz zihniyet tarafından kadınlarımızın güçlü birer birey olarak ayakta kalmaları ve de Atatürk'ün bize verdiği haklardan gittikçe uzaklaştırıldı. Bunların tekrar kadınların hakları konusunda istekli olmaları ve güçlü birer birey olarak ayakta kalmaları konusunda neler yapılabilir? Bir dönem kız çocukların okula gitmesini toplum özellikle belli feodal yapıların egemen olduğu yerlerde kız çocukların okula gitmesi sorundu. Fakat şimdi Türkiye'nin bütün coğrafyasında anneler özellikle kız çocuklarının mutlaka okula gitmesini, okumasını, iyi bir eğitim görmesini ve dolayısıyla kendisinden çok daha iyi bir yaşam standardı yakalamasını istiyor. Bu Türkiye'nin geldiği nokta açısından son derece değerli. Ama bütün bunlara rağmen kadınlar verdikleri mücadelede bekledikleri bütün sonuçları elde edebildiler mi? Hayır, bütün sonuçları elde edemediler. Kadın hala toplumun belli bir kesimi tarafından toplumun dışına itilebiliyor, siyasetin dışına itilebiliyor. Günlük yaşamda daha etkin olmasını çoğu zaman içine sindiremiyor. Ama bütün bunları kadınlar mücadele ettiklerinde elde edeceklerdir. Geldiğimiz noktada şunu ifade etmek isterim. Belli meslek dallarında zaten kadın egemenliği vardır. Yani kadınlar daha fazla o alanda çalışıyorlar. Örneğin eczacılık mesleği, örneğin öğretmenlik mesleği gibi. Kadının doğasına da uygun olan bu mesleklerde kadınlar oldukça ciddi bir güç aslında. Üniversitedeki akademik dünyada kadınların sayısı çok daha fazla erkek hocalara göre. Böyle baktığımız zaman evet, Mustafa Kemal ve arkadaşları kadınlara seçme ve seçilme haklarını verdiler. Üstelik İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den çok daha önce verildi. Şimdi bu haklardan yola çıkarak bugün kadınlar ciddi bir güç olarak ortaya çıktılar. Ama henüz kadınların, Türkiye'de kadınların yeterli düzeyde örgütlendiğini söylemek çok zor. Belli bölgelerde kadın hala yeteri kadar sesini çıkaramıyor, yeteri kadar haklarını talep edemiyor. Ama bunları aşmak mümkün. Bu platformun pek çok yerde adının var olabilmesi ve pek çok kadına rahatça ulaşabilmemiz için mutlaka bir siyasi desteğinin toplumsal bir uzlaşıcı olarak var olması gerekiyor. AK Partili dostlarla belki bir araya gelemeyeceğiz. Çünkü içerisinde bizi düşman olan olarak görenler de maalesef çok fazla. Orada da çok fazla kendi içinde kutuplaşma var. Kadınların elbette ki farklı siyasi görüşleri olabilir, farklı kimlikleri, farklı inançları olabilir. Ama sonuçta hepimiz bir arada huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Yani evimizde huzur olmalı, sokakta huzur olmalı, mahallemizde huzur olmalı. Ya bir apartmanı düşünün. Apartmanda bir aile sürekli huzursuzluk çıkarıyorsa bütün apartman huzursuzdur oradan. Dolayısıyla huzuru sağlamak, barışı sağlamak, herkesin karnını doyduğu bir ortamı sağlamak çok önemli. Burada erkeklerden çok daha inandırıcılığı güçlü olan kadın aktör aslında. Kadınların çünkü samimi olmaları, kadınların doğanın kendisine verdiği sezgi gücü, dolayısıyla kadın daha güçlü olarak bu sorunlara el atabilip ve
atabilir ve bu sorunları daha rahat ve daha samimi çözebilir. Ben siyasi olarak destek, evet, her türlü desteği verebiliriz. Ben Şerife Bacı platformu içinde çok farklı siyasi görüşlerden kadınlar da olabilir. Bir ayrımcılık yapılmasını doğru bulmam. Bütün amaç neydi? Eğer Şerife Bacı bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele etmişse o mücadeleyi Şerife Bacı'nın torunları olarak sizler de yapmak zorundasınız. Başkanım, siz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin kadına verdiği değerin önemli olduğu bir partinin genel başkanı olarak sizce kadının adı var mı? Kadının adı var mı? Kadının mutlaka adı var. Yani adı yoktur desek haksızlık etmiş oluruz. Bütün mesele şu aslında, siyaset, yani siyaset arenasında kadın yeterli ağırlıkta değil. Onun temel nedeni de siyaset alanının aslında çok kirlenmesi ve o kirli alanda kadının siyaset yapılmasına fırsat verilmemesi gibi bir tablo var. Yani biraz acı ama bunu ifade etmek zorundayım. O nedenle biz mutlaka siyasette etik değerler olmalı, siyasi ahlak kanunu çıkmalı diye o nedenle ısrarla bunu söylüyoruz. Siyaset zemini ahlaki düzeyde büyür ve gelişirse kadın da orada yer alacaktır. Gençler de, yaşlılar da, herkes, yani bir anlamda siyasete ilgi duyan herkes o zeminde yer alacak. Keşke bütün kadınlar belli hedeflerde birleşebilseler. Yani siyasal görüşlerini bir tarafa bırakıp kadınlar bir hedefe odaklanabilseler emin olun çok şeyi çözebilirler. Mesela kadınlar şöyle bir propagandayla yola çıksa, kadın siyasi partiler yasasının değişmesi ve en az %33 veya %50 cinsiyet kotasını kim savunuyorsa ona oy vereceğiz. Parti programına bunu koyan partiye oy vereceğiz. Eğer bunu bir siyasal parti koymuyorsa o siyasal partiye oy vermeyeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Bütün siyasi partiler, eğer böyle bir kadın, ortak kadın sesi çıkarsa ortaya, bütün siyasi partiler getirir %50'yi koyarlar. Malumunuz, kadınlarımızın ekonomik özgürlüğü en önemli haklarından bir tanesi. Evet. Bunu sağlamak için çalışmaları ve çalışma hayatlarında kariyer yapma noktalarında toplumsal ulvi rolleri olan annelik gibi rolleri zorlayıcı olabiliyor. Ve maalesef bu sebepten ötürü çoğu eğitimli arkadaşımız annelik rolünden vazgeçiyor ve bunun sonuçlarında uzun vadede çağdaşlık ve kalitesi daha azalmış bir toplumla görüyoruz. Bu kapsamda öncelikli olarak belediyelerin ve çalışan annelerin yönelik desteklerini ve yol haritasını merak ediyorum. Birincisi şu, gerçekten çalışan kadınlar için annelik zaman zaman ciddi bir sorun olarak ortaya çıkabiliyor. Biz bunun için çalışan annelerin güven içinde çocuklarını getirip bırakabilecekleri kreşlerin yapılmasına özel bir ağırlık verdik. Bunu da şöyle başlattık. Genellikle yoksul ailelerin yaşadığı mahallelerden başladık. Örneğin İstanbul'da, Bağcılar'da, Sultanbeyli'de pek çok böyle kreşler. Ekrem Başkan 150'ye yakın kreşi açacak yakında. Şimdi bu kreşleri yoksul mahallelerden başlatmamızın temel nedeni şu. Yoksul mahallede kadın çocuk olduğu zaman, ki genelde çok çocuklu oluyor bu aileler, kadın kent kültürünü öğrenemiyor. Sokağa çıkamıyor, alışverişe çıkamıyor, düğüne gidemiyor, taziyeye gidemiyor, sinemaya gidemiyor. İstanbul nasıl bir kenttir, bunları göremiyor. Dolayısıyla eğer çocuğunu güven içinde bırakabileceği bir yer olursa kadın kente alışıyor, alışveriş merkezine gidebiliyor, kent kültürünü öğrenebiliyor. Bir şekilde bunun yolunu açmamız lazım. Hepinize tekrar teşekkür ederim.